selamlar. Hava çok soğuk. Dışarı çıktım. Bugün yeni bir video yayınlanıyor. Bugün cuma günlerden. Çok heyecanlıyım birazdan. Video yayınlanacak. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de yeni bir vlog başlatayım dedim. ATM'nin yanına ama bilin bakalım ne bozuk. ATM. Para çekemedim. Onun için şimdi otobüse bineceğim. Minibüse binemedik. Yani bir şeyler yapacağız. Ya da aşağı doğru yürüyeyim. Orası bankmatik dolu. Donmadan. Hava o kadar soğuk ki. Ankara çok soğuksun Ankara ya. Dışarıda vlog çekmişiz, sevdim. Bugün yayınlanan videoyu umarım beğenirsiniz. Ben beğendim editlerken. Umarım sizin hoşunuza da gider. Elim donuyor şu an. Böyle bir soğuk yok. Hoş geldin Şubat. Ne oluyor? Ne oluyor şu an? Neyse, adım adım yine çekmeye devam edeceğim. Bugün bir yere oturunca falan da çekmeyi düşünüyorum. Sizinle konuşmayı unuttum. Çok özür dilerim. Çalışmaya daldım. Şimdi yazı yazdım. Onu sosyal medya tarafına bakıyordum. O arada unuttum. Burada böyle Ankara'da Çibo'nun Diyanar'ın alt katında bir Çibo'su var. Bayağı güzel. Saçımı başımı hala bak. Şöyle sıcağın altına oturdum ve burada işlerime koyuldum. Bir saat falan oldu herhalde. Şöyle bile koyabilirmiş aslında. Saç baş dağılmış şimdi. Sosyal medyaya video atacağım. Abi saçım nasıl düzelmiyor? Hava o kadar soğuk ki Ankara'da, size anlatamam. Yani böyle bir soğuk bilmiyorum var mı? Bir de Eskişehir öyledir şu an herhalde. Bir de Erzurum falan, yani o kadar zaten. O kadar soğuk olabilecek birkaç yer var çünkü. Neyse, burası bomboş şu an. Sadece iki arkadaş var. Çok, çok güzel. Burada saatlerce oturabilirim, sıcağın altında çalışabilirim. Bayağı hoşuma gitti. Ama tek canımı sıkan havaların erken kararması. Bu arada az önce Father yazdım da, adı Father. Anthony Hopkins'in oynadığı bu iki Oscar ödüllü film var ya. Yine böyle bir duygusallaştım. Benim lisedeki İngilizce hocam, Emre hocam istemişti bunu yazmamı. O yüzden yazdım. Çok severim Emre hocamı da tabii ki. O yüzden fragmanını izlemek bile insanı duygusallaştırıyor açıkçası film. Çok güzel. İzlemediyseniz böyle inanılmaz moralman çökük değilseniz, moraliniz iyiyse, pozitifseniz izleyip bir tık canınızı sıkabilirsiniz, uzayabilirsiniz. Ama gerçekler can sıkan şeyler yani. Korku ama gerçek bir korku hissediyorsun. Korku değil tabii. Ama hayata karşı gerçek bir korku var filmin içinde. Hayattan korku yani. Film onu veriyor. Zaten konusunu biliyorsunuzdur. Çok açık bir spoiler değil. Alzheimer, Anthony Hopkins orada. Anthony isimli bir beyefendi anlıyor. Ve korkuyorsunuz yani. İlerisi için insan korkuyor. İleride ailenizin başına gelecek şeyler için de korkuyorsunuz. Kendi başınıza gelecek şeyler için de korkuyorsunuz. Böyle bir film. Kırmızıyım şu an mesela. Işık altında saç rengim çok iyi. Işık altında saç rengim çok iyi ve kabarık ve kocaman. Neyse, şimdi yazıyı bitireyim. Hemen sosyal medyaya da video atayım. Geldim, sağlayayım size bebeklerim. Merhaba. Sizi en son Çibo'da iş yaparken, çalışırken bıraktım. Sonrasında geldik günümüze. Yeniden odamızdayız, evimizdeyiz. O gün sonrasında tabii oturuldu, arkadaşlarla buluşuldu. Kamera açılmadı. Oturuldu, yemekler yenildi falan filan ama kamerayı açmayı yine unuttum. Ama zaten güzel bir giriş yapmışım. Onun için bugün size farklı bir... bugün size böyle derinden nefes alın. O yüzden bugün size evdeki sürecimden devam etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere daha önce izleyenler bilir. Hemen şuradan da geldi bile. Doğru yeri gösteriyorumdur umarım. Odamı yenilemiştim. Odamı badana etmiştik birlikte. Her yerini böyle güzelce boyamıştık. Hatırladığınız gibi. Ve işte şöyle aynamızı almıştık.
Canımız aynamızı almıştık. İşte şöyle pufumuz gelmişti odamıza. Şöyle çiçeğimizi almıştık. Ve bir dakika, bilgisayarımız, evet. Şöyle masamızı almıştık IKEA'dan. Şimdi onlara ek olarak şöyle bir kitaplığım var. Hem yanında da gitarım var ama bu kitaplık bu odaya. Şöyle bir size genişten göstereyim önce. Gördüğünüz gibi şimdi şunu birazdan anlatacağım ne olduğunu. Çiçeğim, aynam falan derken bu kitaplık bu odayı biraz büyük geliyor. Çünkü odayı daraltıyor. O yüzden şimdi bu kitaplık buradan gidiyor. Bu kitaplık gidiyor. Yerine böyle, altıda linkini bırakacağım nasıl olduğunu görürsünüz. Üçlü tahtalar var ya, set şeklinde işte duvara şeyle, matkapla vidaları sokuyorsunuz. Sonra bunları çat diye oturtuyorsunuz böyle. Onlardan aldık. Şimdi onu yerleştireceğiz duvara. Yani şöyle olacak yeni düzende. Burası olmayacak. Bunu çıkartacağız. Küçük odaya götüreceğim. Orada da duvarı kitaplık yapmıştım. Onları falan sökeceğim sonra. Onları ayrıca görüşürüz. Bu kitaplık gidecek. Tabii gitarımı da oradan alacağım. Hemen şuraya şöyle çat çat çat. 3 raf kitaplarım buraya geliyor. Hemen altına da masamı koyacağım. Bu köşe böyle çalışma masası olacak. Gitarım, işte amfim falan filan da şu boşlukta kalacaklar. Çünkü hem burası boşa gidiyor. Böyle bir inanılmaz bir doluluk var. O hoşuma gitmiyor. Hem de şöyle bir çalışma alanım olacak. Hem perdeyi açtığımızda sabah olduğunda da şöyle işte hemen ışığın yanında bir çalışma alanı olacak. Bir de gitar burada durmamalı, sıcağın yanında. Çok sakıncalı. O yüzden o gitarı da alıp böyle buraya güzel bir köşede yapacağız. Bir şeyler alacağız, duvara asacağız falan filan. Ama burada öyle olacak. Birazdan Mert gelecek ve onunla da birlikte hemen kuruyor olacağız. Evet, böyle. Selamlar. Mert de geldi. Şimdi yapmaya başlayacağız. Öncelikle şu gelen ürünü de göstereyim size. Diye. Şöyle bir şeyimiz geldi. Kocaman. Üçlüsü işte burada. Şimdi bunu çıkartacağız önce bir. İçinden umarım şeyi falan çıkacak. Neydi işte o? Dübelleri. Dübelleri çıkacak. Şimdi ondan sonra da şeyle, matkapla duvarları delmeye başlayacağız. Oraları çekiyor olacağım. Öncelikle bir açalım. Ondan sonra da... Oy. Şurada delikleri var. Şimdi hemen şunları alalım. Mum çıktı. Rambo. Rambo. Dolabı çıkaralım. Yamuk mu duruyorsunuz kız siz? Heh, şöyle. Bir dolabı çıkaralım biz şimdi dışarı. Pense Ondan sonra nerede? yaparken yeniden buluşalım. Pense getiriyorum şimdi. Bir tane pense Getiriyorum şu an seni. Şu an gelmen lazım. Yaparsın be, taşırsın. Tamam. Şaka şaka geliyorum. Sizi bir odaya sokayım. Şimdi şu köşeye dediğim gibi koyacağız. Ustam düşünüyor, ölçüp tartıyor. Ne yapsak acaba abi? Düşünüyorum. Bir şeyler. Ama Bak şimdi tutayım bir bu bak. kararı Onun bana için bakıyor. bırakma. Yok yok, ben vereceğim, sıkıntı yok. Şöyle mi? Burada da güzel Tamam, duruyor. okey. Diğerine tut bakayım. Böyle mi? Neyle gibi? Böyle gibi mi? Masa böyle iyi mi? Masa böyle güzel. İtisi be, anladım dedin. Ebesin. Çıkarırım. Bildiğin deldi mi ha? Yok yok, iz bıraktım. Nasıl oldu ya? Boyası çıktı biliyor musun? Buraya artık şey Bak yapacağız. köşeleri de yapmışız. Sileceğim artık. Silinir mi? Anam. Abi bu nasıl bir renk çıkartmak? Elime bir yaş yaş geliyor zaten. Evet. Böyle daha Yeni şey boyamışlar yapmamış biliyor gibi. musun? Ay ne yapacağız ya? Ne yap? Şeyi alsa mıydık acaba oradan? Masayı. Tamam, şimdi bir çiz de sen. Tam şunun hizasında. Ama işte bura olup olmadığını okey artık. Yo yo, Yapacak bir şey sıkıntı yok. yok. Orasının olup olmadığında sıkıntı yok. Dur. Oyuna geçeyim. Okey. Şimdi o zaman ilki dıgıl dıgılla fık fık yapıyoruz. Üçlü zaten baya. Hadi mi? Hadi. Evet. Bu arada mı? Dur.
Ve son aşamayı size göstermek istedim. Şunun güzelliğine bakın. Bu ne ya? Böyle bir alanım oldu. Çok güzel oldu. Yani şuradan şöyle dönüp baktığınız zaman da aşırı güzel. Yani komple odanın havası güzel oldu. Değil mi? Evet. Yani bayağı uğraştık ama yemin ediyorum inanılmaz değildi. Bir de kitaplar gelince yarın birlikte bir de kitapları yerleştireceğiz. Orada da bir konuşacağız. Şimdi öyle minik minik bir iki bir şey koydum. Gitar içinde yer kaldı. Orada boşaldı. Amfileri geçireceğim. Şu an yatağın üstü biraz dolu. İşte şu plan yaptığımız şeyi de belki tam olarak şuraya asmış olurum. Dediğim gibi yarın da son halini görmüş olacağız. Ama şu an yani bal bal aşırı güzel oldu. Tam olarak istediğimiz şey oldu. İstediğim gerçekten güzellikte. Bu arada daha da ıslakmış. Aldığım yeri de yazarım. Ne kadar almıştık? 180 mi? 180 liraya geldi. 3'ü. 100'er santimden. Tam bir kitabın boyunda bakın. Koyduğumuz zaman şöyle kitabın boyunda. Diğer taraflar zaten yüksek olduğu için özgür alanım var. Ha. Yani o sıkıştırmayacak. Aynen öyle. Ne kadar isterseniz o kadar boyda yapabilirsiniz. Biz 3'ünü aynı sırada yapınca çok şey olacak diye düşündük. O yüzden böyle bir oraya tam bir köşeye aldık ve gerçekten efsanevi durdu ya. Hani istersem aynayı da şöyle de alabilirim. Yani öyle bir değil mi? Öyle bir seçeneğim de var. Gitar köşesini de öyle yapabilirim ama bu köşeyi aynı olarak seviyorum ben ya. Ben söyleyeyim. O zaman yarın kitap yerleştirirken görüşürüz ustam. İşte usta ya. Çok güzel oldu ustam. Paralel evrenden bay bay. Yarın görüşürüz. Hadi. Hadi tutmayı bize hadi. Selamlar. Oo, arkada ben varım. Bu görüntüyü çok sevdim. Vallahi çok güzel oldu aynalardan. Evet, dün bildiğiniz gibi kitaplığımızı yaptık. Güzelce uğraştık, bayağı uğraştırdı. Bugün ise kitaplığın yerleştirilme durumu söz konusu. Şöyle göstereyim hemen. Ya şu güzellik nedir ya? Dün burada çalıştım böyle. Yani böyle bir mutluluk olamaz. Gece oradan kalkamadım sanırım. 4'e 5'e kadar çalışmış oldum bu yüzden. Şimdi diğer odadan, eski odamdan kitaplarımı getirdim. Şöyle bir ışığı da açayım. Dolabı kapatayım. Ha, dolabın kapısı açık olduğu için baksanıza şuna. Aa, sevdim. Bir şey keşfetmiş olduk birlikte. Dolabın kapısını kapatalım. Işığımızı bir açalım. Şimdi size göstereyim şurayı. Yatağım üstünü. Kitaplarımı sadece %30'uyla kapladım. Çünkü hepsini getiremiyorum. Hepsini getirirsem burayı yıkılacak gibi. O yüzden geri kalanları bıraktım. Diğer odada bıraktım. O yüzden şöylece bir kitap yığınıyla baş başayız. Şurada da dünyanın en güzel kitapları var. Gerçekten inanılmaz güzel ya. Bu nedir ya? Yaptık ya odamızı değil mi? Güzel oldu yani. Bak şu görüntü de güzel. Neyse çok fazla arka plan bulacağız şimdi kendimize. İyice kitaplar oturduktan sonra işte bu gitarımın, bas gitarımın durduğu duvar falan buralar da bomboş. Duvarlara bir şey yapmamız lazım. Bir tek o kaldı. Onun haricinde bir şey yok. Şimdi sizi kuracağım zaten bir şeyin üstüne. Şöyle kitaplarımı da önden bir kısmını göstereyim. Yukarıya koymak istediklerim var. Harry Potter'la ilgili birkaç şeyimi koyacağım ama şunları koyamayacağım. Çünkü bunlar ağır gelir. O yüzden burada durması çok hoşuma gittiler. Böyle başucumda. Bunun setini alacağım zaten. Öyle başucumdaki yerde durmuş olur. Benim uzun zamandır hemen şu kitaplığa geçmeden göstereyim. Uzun zamandır şöyle bu arada yıllardır falan şöyle bir formda rujum yok yani onu söyleyeyim. Bunu şeyden aldım. Like'tan aldım. Like'ta 20 lira mı neydi? Bu ton rujum hiç kalmamıştı. Nude tonlarda rujum kalmamıştı. Hep turuncu, kırmızı. Yani orada rujlar. Sizi kitaplığıma koyayım. Bekleyin şimdi sizi buraya. Kitaplığıma sabitleyeyim. Evet. Duruşu böyle ve yumuşacık. Şöyle bir rengi var. Böyle eflatunumsu bir kahve. Kokusu yok. Hiç yok yani neredeyse diyebiliriz. Kokusuz diyebiliriz. Bir de geçenlerde şöyle Frudia'nın Watson's'ta 40 liraya düşmüş temizleme jeli. Minicik yani bezelye kadar alıyorum ve yıkıyorum. Yani dünyanın en iyi yüz temizleme jeli olabilir. Çok çok iyiymiş. Turun şeyini almıştım ben. Morunu almıştım. Blueberry'li. Bu nemlendirici etkiliymiş. Gerçekten öyle.
Önce tüm videolarımda, 1500 videomda gösterdiğim gibi bu Nivea'nın gül sulu miseler suyunu akvarozuyla bir yüzümden geçiyorum. Onun üzerine bundan yapıyorum. Onun üzerine de serumlarımı sürüyorum. Daha derinlemesine temizlendiğini hissediyorum. Bir de dün işte Gratis'e gittim. Dediğim gibi Like'ten şu ruju aldım ve bunun adı şeymiş. Roll 127. Numarası 127. Evet. Numarası 127. Bir de dedim ki akmayan, kokmayan bir göz kalemi, siyah bir göz kalemine ihtiyacım var. Çünkü hiç yok. Onlar da bana Biolist'ten bu waterproof göz kalemini verdiler. Akmıyor dedi kız. Ve 11 liraydı. Diğer göz kalemleri inanır mısınız 40 lira, 60 lira falandı. Bu 11 liraydı. O yüzden bunu aldım. İlk defa açtım. Şimdi bir deneyeceğim. Bunun triğini söyleyeceğim size. Gözümüzün altına değil, şu üstündeki alan var ya, orayı sürdüğünüzde gözünüz daha belirgin oluyor. Bakın şimdi hemen sürüp geliyorum. Hatta dur kamerayı da bana çevireyim, siz de beni o arada görün. Üste sürüyorum dediğim gibi. Görüyor musunuz? Bakalım akacak mı? Bu da önemli. Anam şu an sivriymiş. Kirpik dibinize daha çok. Yani komple değil de kirpik dibinize. Işıkla bir. Bak şimdi şu gözümün duruşuna bak. Çok daha belirgin. Bir de şu gözüme bakın. Anladınız mı aradaki farkı? Üstün kirpik dibine. Dışarıdan da görünmüyor. Gözünüzde rimer var gibi ama yok. Bak şu ışığı da kapatayım. Bakın şimdi. Şuna bakın, şuna bakın. Üst kirpik dibinde. Altı eğer bulaşmıyorsa şu an bulaşmadı. Şu önünde biraz bulaştı. Şunu bir silelim. Eğer bu tarz devam ederse 11 lira yani. Hemen sürüp geliyorum. Diğerine de. Her ikisine de sürüp geldim. Gözünüzü daha böyle öne çıkarıyor. Patlatıyor. Evet şimdi sıra geldi. Kitaplık toplamaya. Şuraya. Şuraya geldi sıra. Sizi bir yere sabitleyeceğim. Böyle minik minik konuşarak kitaplarımıza yerleştirelim. Şu an durduğunuz yere kitap gelmesi gerekiyor. Kusura bakmayın. Alıyorum sizi buradan. Kitaplığımızı düzenlemeye başlayalım. Şöyle kitaplığın en üst kısmına, şuraya, fotoğraf makineleri ve Harry Potter'la ilgili hem kitap setime hem de böyle işte mürver asamı falan yerleştireyim diyorum. O yüzden zaten şu bebek tanesi kitap setime hemen şöylece koyalım. Yani üste koyacaklarını bir ayarlayayım, ondan sonra oraya geçelim. Acaba bilim kurgu ya da böyle fantastik kitaplarımı falan da mı oraya koysam? Funko'mu koyacağım. Harry Potter Funko'sunu. Mürver Asam'ı koyacağım. Ondan sonra işte acaba Galaksi Rehberi'ni, Otostopçu'nun Galaksi Rehberi'ni, işte birkaç tane anime mangalarımı falan filan da mı oraya koysam diye düşünüyorum. Şimdi o zaman biz bir yerleştirelim. Yerleştirirken böyle git gel git gel yaparak ben kafamda nasıl bir şey yapmak istediğime karar verir. O şekilde ilerlerim diye düşünüyorum o zaman. Hemen şimdi başlayalım mesela. Ha bir de çok fazla fotoğraf makinem var. Budapeşte vlogumu izlediyseniz bundan çok uzun süre önceki bir vlogumdu. O ara böyle çok nadir vloglar çekiyordum. Orada da böyle inanılmaz uygun fotoğraf makineleri bulmuştuk ve almıştık. Onlar da bu koleksiyonla birlikte olsun istiyorum. Şu bileğe şuraya taşır değil mi? Çok korkuyorum şu an taşımayacak diye çatır diye inerse. Burada biteriz yani. Bunu en köşeye de koyabilirim. Fotoğraf makinelerimi de bu tarafa getirebilirim. Bence öyle yapalım. Şu rufumuzu kaldıralım buradan. Hemen. Önünü açalım buradan bir. Şu fotoğraf makinemi şöyle de alayım. Bu çünkü düzenli kullandım. Pentax sürekli kullandığım analog fotoğraf makinem. O yüzden şimdi Harry'i buraya alalım. Ondan sonra cığıma Funko'yu ve Asa'yı da alayım. Yani sırayla da zaten düşürdük Mürver Asa'yı. Neyse önemli değil. Düşesi varmış. Yapacak bir şey yok. Şimdi Funko'yu Harry'nin
Bu setin üzerine de koyabilirim bu şekilde. Ve şeyimi tutarak gerçekten. Bak buradan yuvarlanıyor bu arkadaş. Asayı kapatmalı mıyım o zaman? Olabilir. Ya bunları göstermiş miydim? Göstermemiştim. Daha çocukluğumdan kalan Matrix kasedim. Ve benim doğum günümde, yıllar önce benim doğum günümde çıkmıştı Büyük Düşler. Mor ve Ötesi. Evet. Ben bence kitap düzenlemesini hızlı bir şekilde yapayım. Çünkü çok kitap var. Siz de burada böyle hızlandırılmış bir şekilde beni izleyin. Ben orada Mor ve Ötesi Büyük Düşler kasetini dinleyeyim. Kaset üzerinden dinlemeyeceğim tabii ki, YouTube'dan açacağım. Sonrasında da konuşalım. Sonrasında da kitapları şöyle bir göstereyim, kitaplarımın neler olduğunu ve o şekilde artık elvedalaşalım. Uzun bir vlog oldu. O zaman buyurun hızlanalım. Geri geldim. Son kerte de bitmiş oldu. Size şöyle hemen bir kitaplık turu yapalım. Mumlarım. IKEA mumu. Şunu hemen. Cem'in bana aldığı, doğum günümde aldığı bir hediyeydi. Aşırı seviyorum. Muhteşem bir şey. Kaleidoskop. Onu hemen yerine koydum. Bu da benim. Burada işte az önce gösterdiğim kasetlerimi koydum. Burada sırayla aslında kendi kafamda bir mantık oturtarak bir kitap sıralaması yaptım. Şöyle mesela Kafkalar bir yerde, Stephen Zweig'lar bir yerde, Virginia Woolf, yani şurası kadın serisi gibi işte niye söyleyemem eserim kadın. Sylvia Plath, Virginia Woolf, Tezer Özlü, işte Duygu Asena, işte Uma Yumay vesaire. Onların olduğu bir yer orası da. Şurada bir şiir alanı var. Dediğim gibi Stephen Zweig'lar burada atıyorum. Franz Kafka'lar orada. O şekilde bir sıra yaptım. Burada daha böyle çılgınca okuduğum, aşırı sevdiğim, yani burası da çok sevdiğim kitaplardan oluşuyor. Burası da öyle zaten. Burada işte şurada not defterlerim var kullanmak için. Sonra şöyle işte karikatür kitapları, tabii ki Van Gogh'a ait kitaplar. Persepolis, All You Need Is Kill. İşte burada daha böyle manga, anime kafasında şeyler vardı. Tabii ki bebeğim. Sonra bilim kurgu ile ilgili kitaplar ve tabii ki tanrıların ayak izleri, işte tohum ve evren, yıldızlara dönüş gibi kitapların olduğu bir kısım yaptım. Sonra daha böyle nihilizmle ilgili bir kitap köşesi oldu. Kenarı, köşesi, bir yerleri. Sonra işte dediğim gibi. Sonra şu seriyi aşırı sevmiştim. Bundan en sevdiğim kitapları almıştım. Franz Kafka, Stephen Zweig'ın olduğu. Onları da böyle bir, bunlar böyle bir seri olduğu için buraya yerleştirdim. Sonra canımın içi bir tanem Feyyaz Yiğit'in kitapları burada. Aşırı seviyorum hepsini. Sonra da Orhan Pamuk Deliliğim başlıyor. Oradan da işte Homo Deus, Homo Sapiens ve işte şurası da Beat Kuşağı'na ait kitapların olduğu bir yer oldu. Hepsi oranın, Beat Kuşağı'nın hepsini oraya yerleştirdim diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Burada da Harry Potter'la ilgili işte Harry Potter kitap serisi. Size daha videonun başında da söylemiştim. Şeyler, ansiklopedi gibi olanlarını buraya bıraktım. Okuduğum kitaplar da başucumda duruyor. Sonra da inanılmaz çılgın fazla olan analog fotoğraf makinesi setim var. Bu mesela ilk analogdan şeye geçiş. Dijitale geçerken ki bir ara bir model. Şurada muhteşem bir fotoğraf makinesi maalesef çalışmıyor. Kutusunda böyle çantasıyla birlikte duruyor. Şunu çalıştığını söylediler. Ve şunun. Bunlara işte bir şey bulabilirsem gidip bir fotoğrafçıya sormam lazım yani açıkçası. Değişik bir fotoğraf makinesi. Bir kullanmak istiyorum. Bu da sürekli kullandığım Pentax A3000 zaten. Yanına da hemen asla içemediğimiz rakiyamızı koyduk. Burada da son aşamada kumbaram var. Burada dediğim gibi mumla bitirmiş oldum. Şurada da bir ampulümüz var. Böyle. Yani böylece odamızı da bitirmiş olduk. Size şöyle minik bir
toptan gösterim yapayım. Yatağımız, bir iki tane bir şey var. Bunları götüreceğim işte. Başlığımız, gitarımız, çalışma alanımız, dışarıya bakma alanımız ve selfie ve kendimize bakma alanımız. Burası da giyinme dolabım diye devam ediyor. Odamın son durumundan inanılmaz mutluyum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmekler üzere. Çokça öpücük. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz.